Standart ve en iyi seçenek olarak kabul edilebilecek birçok render sistemi bugüne kadar oluşturuldu, birçok teknolojik değişiklikler oluşturuldu ve şu anda hem geliştirici açısından hem ekrandaki görüntünün kontrolü açısından en uygun seçenek Deferred Rendering ismi verilen bir render biçimi. Hızlı bir şekilde Deferred Rendering nedir onu bir tanımlayalım. Deferred Rendering ekranda görebileceğiniz her şeyi kendi kategorisine göre ayrı ayrı çizen bir sistemdir. Mesela şu anda ekran üzerinde gördüğünüz görüntüde bir ana çizim var, 2 gölgeler var, 3 aydınlatma var, 4 yansımalar var, 5, 6, 7 benzer farklı farklı ekleyeceğiniz şeyler. Bunların hepsi ayrı ayrı hesaplanır ve hepsi bir araya getirilerek son görüntü oluşturulur. Sonrasında veya öncesinde farklı işlemler olabilir. En basit şekilde bu şekilde anlatabilirim. Deferred rendering şu anda en önemli yerde bulunmakta. Ama Deferred Rendering'in kötü bir yanı varsa kenar yumuşatmalarla çok da alakalı uyumlu bir sistem değil. Mesela Deferred Rendering'de Multi-Sample kenar yumuşatma seçeneğini kullanamazsınız. Ama Forward yani standart olarak basit olarak kabul edilen bir render biçiminde Multi-Sample ana kenar yumuşatma olarak kabul edilir. Deferred rendering üzerinde ise post effect olarak kullanılabilen şeyler kabul edilir kenar yumuşatma olarak. Temporal mesela işte morfolojik seçenekler bir sürü böyle farklı seçeneğimiz var. Ve screen space teknikleri tabii ki ana hattı olmuş durumda şu anki standart teknolojilerin ve bunların yerini ray tracing alacak. Gerek ortam kapatma olsun, gerek kenar yumuşatma, gerek İşte yansımalar, ışıklar, gölgeler her şeyi önümüzdeki 5 yıl içerisinde ray tracing ele geçirecek. Tabii ki eski sistemler kullanılmaya devam edilecek çünkü bütün her yeri, bütün motoru, bütün oyunları kaplayan sistemleri değiştirebilmek çok zor. Ve hala eskimiş bir teknoloji değil şu anki kullanılan teknolojiler. Ray tracing sadece yeni bir teknoloji ama 10 yıl içerisinde muhtemelen bütün hepsinin yerini ray tracing almış olur. Peki, şimdi esas söylemek istediğim şey burada basit bir şekilde standartlarla yeni teknolojileri özet geçmekti. Ray tracing ile yapılmış oyunları veya grafik demolarını gördüyseniz bir küresel aydınlatma sistemi var. Yukarıdan güneş vurur, güneşin yansıması ve gölgesi düz bir şekilde geçmez. Yani gölge sadece gri renkliymiş gibi gözükmez. Bir nesne vardır yerde mesela ampul diyelim. Bu ampul farklı yerlerden sektirerek farklı renk tonlarında ışıklar verebilir. Ray tracing'iniz yoksa bunu nasıl yaparsınız? Farklı farklı sistemler var. Mesela Unreal Engine 4 içerisinde LPV yani Light Propagation Volume isimli bir sistem vardı. Post effect olarak çalışırdı. Nesnelerin çevresini çizerdi ve en uygun renk tonunu etrafa dağıtmaya çalışırdı. Mesela CryEngine üzerinde SVOGI diye kısaltılan bir küresel aydınlatma sistemi var. Şu anda hala aktif şekilde kullanılıyor ve aynı şekilde bu sistem Hunt isimli CryEngine ile yapılmış Crytek oyunu da bu SVOGI'yi barındırmakta. SVOGI sistemi şu şekilde çalışıyor. Voxel tabanlı. Voxel nedir? Voxel büyüklü küçüklü oluşturulmuş sistematik şekilde ekrana yerleştirilmiş küpler. Mesela bu ekranda voksel tabanlı yani kutularla oluşturulmuş bir küresel aydınlatma kullandığımızı düşünelim. Ekranın her yerine, özellikle bu aralıklara, büyüklü küçüklü, en çok detayı istediğiniz yerde daha küçük kutular kullanıyorsunuz. Yani daha ince detay işlensin diye. Mesela burada orta zemin gibi bir yerde daha büyük kutular kullanıyorsunuz. Çünkü burada esas detaya ihtiyacınız yok. Bu şekilde çalışan kutularla detayları incelten bir sistem. SVOGI normalde statik bir şekilde çalışıyor. Yani önceden hesaplanarak çalışıyor. Ama dinamik olarak da çalışma durumu mevcut. Peki, elimizde SVOGI dediğimiz sistem yok. Post-process olarak kullanılan bu LPV sistemi yok. Peki biz bu küresel aydınlatmayı normal oyunlarda nasıl sağlayabiliriz? Yine Screen Space geldi. Screen Space bizi kurtaracak. Mesela çok güzel bir örnek göstereceğim Screen Space ile alakalı. Proje ayarlarını buraya çekiyorum. Rendering bölümünde, Lighting bölümünde Screen Space küresel aydınlatmayı burada görüyorsunuz. Henüz beta'da gözüküyor ama gayet makul bir şekilde çalışıyor. Mesela bu bir emisif materyal. Yani şöyle geldiğim zaman parladığını görüyorsunuz. Bu sıradan yeşil renkli, açık yeşil renkli bir şey değil. Bir emisif özelliği var bunun materyalinde. Emisif
Diğer bütün efektleri yoksa eğer işte gölgesiydi, ne bileyim normal map'iydi, renk tonlarıydı falan. Onun yerine nesnenin parlayacağı şeyi belirtir. Emissive budur. Emissive parlamayı belirtir. Ve parlama statik aydınlatmada ışık olarak kullanılabilir. Parlama görüntüsü. Bu başka bir konu olduğu için başka bir zaman gösteririz bunu. Bu nesnenin zemine ışık vermesi demek, emissiv materyalin ışık kaynağı olarak görünmesi demek. Küresel aydınlatması da tam olarak bu işe yarıyor diyebiliriz. Işık verebilir şekilde ekranda gözüken parlaklıkları, yani sadece ışık nesnelerin değil, parlaklıkları ışıkmış gibi göstermek. Yani bütün bu anlattıklarımı şu tuşa basıp size sonucu göstermek için anlattım. Basıyorum ve zemine, duvara yeşil ışığı verdi. Hatta bak git gel yapıyor. Çok hafif bir sönme, geri gelme mevzusu oluyor. Bunu böyle çekelim, bunu böyle çekelim, bunu alalım. Bunun içerisindeki kutuyu buradan bulalım. Neyi kullanmış? Bunu kullanmış. Hemen geldim. Geldim. Kırmızıya döndü. Emisif materyal ise zemine onun rengini eklemeye çalışıyor. Peki screen space küresel aydınlatmasının neden daimi olarak kullanılmadığını tartışalım. Çok mu performans tüketiyor? Hayır. Entegre etmesi zor mu? Hayır. Peki sorun ne? Neden günümüzdeki oyunlar bu teknolojiyi kullanmıyorlar? Yani bu yeni çıkmış bir şey değil. Bu 15-20 yıllık bir teknoloji aslında. Screen space küresel aydınlatma kendisini ortam kapatmayla birleştirerek çalışan bir teknik. Oyunlarda en önemli şey ortam kapatmadır. En güzel efektleri sağlayan şeylerden birisi ortam kapatma efektidir. Farklı birden fazla nesnenin arasına siyahlıklar, karartılar ekleyerek birbirine yakın nesnelerin birbirlerine gölge oluşturmasını sağlayan bir özelliktir. Ve screen space küresel aydınlatma teknolojisi screen space ortam kapatmayı kullanmıyor. Farklı bir ortam kapatma tekniğini kullanmaya çalışıyor ve onu renklendirmeye çalışıyor. Yani aslında burada biz küresel aydınlatma değil, bir ortam kapatma tekniği kullanmış oluyoruz ve onun rengini değiştirmiş oluyoruz. Yeşil yaptık, mavi yaptık, kırmızı yaptık. Daha da arttırdım hatta. Böyle her türlü garip rengi getirdim. Eski haline çevirelim. Ve kapatıp tekrar açalım.